Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Karşınızdayız falan filan. Şimdi kafamı toparlamaya çalışıyorum. Çünkü ben sonuç odaklı bir tipim aslında. Yani işler çok uzadım, sıkılan bir tipim. Şimdi direkt konuya geçeceğim. Bugün bir tane aslancık göreceğiz. Bu öreceğim aslancığı şu an videonun başında göstermiyorum. Şöyle önceden yine hazırladım. Patikleri ve eli var. Patileri var diyebiliriz. Bu aslan piyasada çok yok şu anda. Olanlarda da tam böyle benim istediğim gibi değil. Muhtemelen ben bu aslanı yaptıktan sonra siz de benimle birlikte aynı şeyi düşüneceksiniz. İp markası vermiyorum. Dediğim gibi şu an benim için sponsor olan kimse yok. Kendi cebimden aldığım ürünleri de açıkçası reklamını yapamayacağım. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela bir tek Gemlik'te çalıştığım Altın Düğme Hüseyin abi var. O zaman zaman destekliyor, çok güzel oluyor bu ipleri de alırken. Yine o yardımcı oldu. Gemlik'teki Altın Düğme Hüseyin abi. Neyse, şimdi aslanın başının yapımıyla başlayacağız. Kullanacağım ipler beyaz olacak. Beyaz şu an elimde yok ama şöyle güzel canlı bir sarı kullanacağım. Hardal sarısı da olabilir. Beğendiğiniz kahverengi tonları da olabilir. Ve bir kahve kullanacağım. Kahveyi saç yapımında kullanacağım. Ve burun yapımında kullanacağım. Ağzı beyaz yapacağım. Vücut ve geri kalan her şey bu sarıdan olacak. Şimdi sarıyla ilk önce baş yapımına başlıyorum. Ne yapıyorum? Sihirli halka yapıyorum. Bir bağlama zincirimi de oluşturdum. Şimdi sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Yaptıktan sonra bir tane yer belirleyicisi bırakıyorum. Şimdi hep arttırıyorum. Hep arttırma neydi? Yeni başlayan arkadaşlar için tekrar gösteriyorum. Şu ilk sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Spiral örgüdür. Kaydırma bağlama işlemimiz yoktur. O yüzden yer belirleyici koydum. Şimdi devam ediyorum. Diğer sık iğnenin tepesine geçtim. Buraya da arttırdım. 6 sık iğne yaptık. Şimdi 6 sık iğnenin tepelerine 2'şer tane sık iğne yaparak toplamda 12 adet sık iğne elde edeceğiz. Evet, hep arttırma işlemimiz bitti. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. Birinci sık iğnenin tepesine geldim. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir sık iğne, bir arttırma yapalım. Bir sık iğne, bir arttırma sıram bitti. Arttırmalara devam ediyorum. 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım. İlmek belirleyicimi kaydırdım. İlk sık iğneme 1, yanındakine 2. 2 sık iğne yaptım. Yanına 1 arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım.
2 sık iğne bir arttırma sıram bitti. Devam ediyorum. 3 sık iğne bir arttırma yapalım. İlmek belirleyicimi, yer belirleyicimi kaydırdım. 1 2 ve 3. 3 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Üç sık iğne bir arttırma sıramız da bitti. Arttırmalara ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 4 sık iğne bir arttırma yapalım. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. 4 sık iğne bir arttırma yapalım. Dört sık iğne bir arttırma sıram bitti. Devam ediyorum. Şimdi 5 sık iğne bir arttırma yapalım. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne yapacağız. Yanındaki sık iğne tepesine de arttırıyoruz. Aynı yere 2 tane giriyoruz. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Şimdi 5 sık iğne bir arttırma sırasından sonra toplamda 42 adet sık iğnemiz oldu. Bu 42 sık iğnemizi de arttırmadan bir sıra örelim. Şimdi hiç arttırmadan bir sıra 42 sık iğne öreceğim. Muhtemelen sizin de 42 sık iğneniz oldu. Eğer benimle birlikte doğru arttırdıysanız. Şimdi sırayı tamamlayalım. Evet. 42 adet sık iğnemiz olmuştu. Bunları da bir sıra örmüştük. Devam ediyoruz. Arttırma yapacağız. Son bir arttırmamız daha var. Başımız iç ün. Ben birazcık karıştım. Düzeltiyorum ve alıyorum. Şimdi 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. Yer belirleyicimi bu tarafa aldım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir arttırıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Altı sık iğne bir arttırma sıramız bitti.
Şimdi bir de arttırmadan öreceğimiz sıralar var. Şu an burada 48 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sırada 6 sık iğne, bir arttırma yaptık. 10. sıraya başlıyoruz. 10. sıradan 17. sıraya kadar. 10. sıradan 17. sıraya kadar her sırada 48 sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Yani 10. sıra 48, 11, 48, 12, 13, 17. sırada dahil her sırada 48 tane sık iğne olacak şekilde örelim. Kafamızı artık baya baya oluşturmuş olacağız buradan sonra. Ben de hızlıca örmeye başlıyorum. Evet, şimdi 9. sıradan 17. sıraya kadar ördük. Yani 10'la 17 arasında 48 tane sık iğnemizi ördük, tamamladık. Görüntümüz oluştu. Şimdi yavaş yavaş kafamızın kapatma işlemine geçeceğiz. Bu işlemi de nasıl yapacağız? 6 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Şunu düzelteyim. Şuradan. Ay. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Yanına eksiltiyoruz. Şu şekilde ön loblarından çıkartıyorum. Gizli eksiltme aynı zamanda bunun adı. Bu şekilde eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne, bir eksiltme yapalım. Şimdi eksiltmelerimize devam ediyoruz. 5 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Bir, iki, üç, dört ve 5. 5 sık iğne yaptım. Yanına bir eksiltiyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Beş sık iğne, bir eksiltmemiz de bitti. Devam ediyoruz. 4 sık iğne, bir eksiltme. Hemen 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğne yaptım. Yanına bir eksiltiyorum.
şekilde sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Dört sık iğne, bir eksiltmem bitti. Birazcık elyaf çıkartalım ve arada dolduralım. Şöyle bol bol dolduralım. Şimdi örmemize daha kolay hale gelir. İsterseniz bu aslancığın içinde bebek oyuncağı olduğu için daha önce de bahsettiğim sarı sürpriz yumurtaların içine nohut koyun, pirinç koyun ya da mercimek koyun. Hani işte çıngırak alamıyorsanız içine bir şey koyamayacaksanız evdeki ürünlerle değerlendirebilirsiniz. Herkesin evinde muhtemelen vardır, çocuğu olan ya da ne bileyim arkadaşın çocuğu olan. Artık o sürpriz yumurtalar her yerde, herkesin evine bir şekilde giriyor. Onların içine alternatif çözümler olarak mercimek, pirinçlerden, nohutlardan şıngır şıngır yapması için koyabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. En son 4 sık iğne, 1 eksiltme yaptım. Şimdi 3 sık iğne, 1 eksiltme yapalım. Hemen yer belirleyicimi bu tarafa aldım. 1 2 3 yapamadım. 3. Yanını hemen bir eksiltiyorum. Bunu da sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Şimdi devam ediyoruz. 3 sık iğne, 1 eksiltme yapmıştık. Şimdi 2 sık iğne, 1 eksiltme yapıyoruz. Ve artık kapatma işlemine geçeceğiz. Bir, iki. 2 sık iğne yaptım. Bir eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım.
2 sık iğne 1 eksiltmem bitti. Şimdi 1 sık iğne 1 eksiltme yaparak artık tamamen kapatalım. Kafamız bitti arkadaşlar. En son iğne ile toplayacağım. Çünkü ağız, burun, göz dikmek için alt kısmını açık bırakıyorum. Biraz daha dolduruyorum. Güzel sıkı sıkı dolsun kafası. Bu şekilde. Hazır. Şimdi uzun bir ip bırakacağım. Ağzını bu şekilde bırakıp. Evet, kafamız hazır arkadaşlar. İçinde doldurduk. Şimdi bunun ağzını yapmaya çalışacağız. Şimdi gelelim ağız ve burunluğunu yapmaya. Önce ağzını yapacağız. Bunun için aynı kalınlıkta beyaz ipim var. Beyaz ipimle 6 adet zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi yaptım. 1 2 3. yaparsam 1 2 3 aynen. Şimdi 3. zincire hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Oraya da ikinciyi yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bu şekilde üst zincir loblarına sırayla 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi burası dönüş yeri. Şu son zincir lobuna da 3 adet şöyle ipim biraz açıldı, bükümü bozuldu. Buraya da 3 tane sık iğne yerleştireceğim. Burada ön lob, arka lob olayı yok. Son zincir olduğu için aynı yere 3 tane sık iğne gelsin. Şimdi bunu yaptıktan sonra sırasıyla yine 3 tane gösteriyorum. 1 sık iğne yapacağız. Yanındakine aynı şekilde boşta kalan şu zincir lobuna 2 ve buraya da şöyle 3.'yü yaptım. Yine 3 tane arttırma yapacağım. Buradaki son zincir lobuma 1 2 ve 3. 3 tane yaptım. Bu şekilde hazır. Şimdi dönüyoruz. Bu spiral örgü olacak. Karşı bağlaması herhangi bir şey olmayacak. Buradaki şu ilk sık iğne tepesinden başlayarak 3 tane sık iğne yapalım. Ama buraya bir tane yer belirleyici koymak gerekiyor. Ne yapalım? Yine şu kahverengiyi kullanalım. Şimdi buraya ilk sık iğne tepesine bir tane, yanındakine 2, yanındakine 3. Sırasıyla 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğne tepesine 1 arttırıyorum. Aynı yere
2 tane sık iğne yapacağım. 3 sık iğneden sonra 1 arttırıyoruz. Şimdi tekrar buraya 1 sık iğne, yanındakine 1 arttıralım. Şimdi yanındakine 1 arttırıyoruz. Kısaca şimdi bir özet geçeyim. Üst sıraya başladık. 3 sık iğne 1 arttırdık. 1 sık iğne 1 arttırma yaptık. Şurada küçük bir detayım var. Ona bakmak istiyorum. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra dönüyoruz. Yine 3 sık iğne 1 arttırma yapalım. Sık iğne yaptım. Şimdi 1 arttırıyorum. Yanındakine arttırmadan sonra 1 sık iğne ve buraya 1 arttırıyorum. İsterseniz bu ilk 2 sırayı özet geçeyim. Sanki canlı yayındaymışım gibi konuşuyorum bazen. 6 tane zincir yaptık. 6 zincirimizin 3. zincir lobundan başlayarak 3 sık iğne bir arttırma yaptık. Yani 3 sık iğneden sonra şu son zincir lobunun olduğu yere 3 tane sık iğne yaptık. Döndük. Yine her bir zincir lobuna birer tane gelecek şekilde sık iğne yaptık. Sırayla 3 tane. Ve son zincire aynı yere 3 tane arttırma yaptık. İkinci sıraya geçtik. Spiral örgüdür. Bir yer belirleyici koydum. 3 sık iğne yaptım. 1 arttırdım. Sonra 1 sık iğne 1 arttırma yaptım. Döndüm. Yine 3 sık iğne yaptım. 1 arttırdım. 1 sık iğne 1 arttırma yaparak ikinci sıramı tamamladım. Şimdi 3. sırama geçiyorum. 3. sırada 4 sık iğne yapalım. 4 sık iğneden sonra 1 arttıralım. Yanına 1 sık iğne yapalım. Ve yine arttıralım. 4 sık iğne 1 arttırma. 1 sık iğne 1 arttırma yaptım. Çeviriyorum. Şimdi sırasıyla 5 tane sık iğne yapacağım. Her bir sık iğnenin tepesine birer tane gelecek. Beş sık iğne yaptım. Şimdi tekrardan bir arttırıyorum. Bir arttırdım. Bir sık iğne. Bir arttırıyorum. Aynı yere 2 tane. Şimdi burada bir tane sık iğnem kaldı. Bunu da normal bir adet örüyorum. Yer belirleyicimi aldım. Ağzımızın artık görüntüsü bu şekilde oluşmuştur. Devam ediyorum. 5 sık iğne bir arttırma yapalım. Bir, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. Yanına 1 arttırıyorum. Devam ediyorum. 1 sık iğne 1 arttırma yapacağım. 1 sık iğnemi yaptım. Yanına 1 arttırıyorum. Ve 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 sık iğne ördüm. 1 arttıralım. 1 sık iğne 1 arttırma yapalım şimdi. 1 sık iğne yaptım. Yanındakine 1 arttırıyorum. Ve kalan 2 sık iğnemi örüyorum. Süper. Buraya kadar geldiyseniz harikasınız. Evet, devam ediyoruz. Bitmedi. 6 sık iğne 1 arttırma yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. 1 arttırıyorum. Tabii burada bir bağlantımız var. Bunu bir yapacağım şimdi. Şimdi yanına hemen bir aynı yere arttırmasını da yapayım. Şimdi 6 sık iğneye 1 arttırmamı yaptım. Şimdi 1 sık iğne 1 arttırma yapalım. 1 sık iğne yaptım. Yanına 1 arttırıyorum. Ve 9 sık iğne 1 arttırma yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık iğne yaptım. 1 arttırıyorum. Şimdi 1 sık iğne 1 arttırma yapalım. 1 sık iğne yaptım. Yanına 1 arttırıyorum. Kalan 3 tane sık iğnemi de normal örüyorum. Devam ediyoruz. Tekrardan 7 sık iğne 1 arttırma yapalım. 1 Şurada bir ip hatası var. Şunu bir düzeltelim. 1 2 3 4 6 ve 7. 7 sık iğne yaptım. 1 arttıracağım. Şimdi 1 sık iğne 1 arttırma yapalım. 11 sık iğne yapalım. 11 sık iğne yaptım. 1 sık iğne 1 arttırma yapalım. Pardon, 11 sık iğneden sonra 1 arttıralım. 11 sık iğneden sonra 1 arttır. 1 sık iğne 1 arttır. 1 sık iğneden sonra tekrardan arttır. Ve 4 sık iğne yapalım. 1
2 3 4. Şimdi artık bitti. 2 sıra öreceğiz. Toplamda 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 sırada bunu örelim. Her sırada 32 sık iğne olacak şekilde örelim. Şimdi ağzımızı bitirdik. Bu şekilde doğrultularak dikeceğiz. Burun yapımına geçmek istiyorum. Burun için kahverengi ip kullanacağım. Sonra sarı kullanacağım. Yani iki renk kullanacağım. Şöyle ipimi biraz boşaltıyorum. Ve ne yapıyorum? Sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir sihirli halkamı oluşturuyorum. Ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptıktan sonra iyice sihirli halkamızı sıktırdık. Şimdi burada bir sık iğne yapacağız. Şöyle hemen ilk sık iğne tepesinden giriyorum ve birinci sık iğnemi oluşturuyorum. Sonra iki kere arttıracağım. Nasıl söyleyeyim? Şimdi bir sık iğneden sonra bir kere arttırıyoruz. Aynı yere iki tane sık iğne yapalım. Devam ediyorum. Yine arttırıyorum. İki kere arttırdım. Bu tamam. Şimdi yine devam ediyorum. Yine arttırıyorum. Üç kere arttırmış oldum. Şimdi tekrar buraya yine arttırma işlemi yapıyorum. 4 kere arttırdım. Sonra burada bir tane sık iğnem kaldı. Bunu da normal örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra devam ediyoruz. 4 sık iğne bir kere arttıracağız. Şimdi ilk sık iğnemin tepesinden giriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğne yaptım. 1 arttırıyorum.
Tekrar 4 sık iğne yapıyoruz arttırmadan sonra. Tekrar 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve tekrar 1 arttıracağım. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra devam ediyorum. Bu sefer 5 sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir, iki, üç, dört ve beş. 5 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Devam ediyorum. Tekrar 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım. Şimdi son arttırmamı yapıyorum. Arttırmamı yaparken renk değişimine gideceğim. Burada aynı yere ikinci yaptığım sık iğneyi şöyle şunu ayıralım. Sarı ipime geçiyorum. Ay, ucunu nereye attım? Ay, şimdi elimdeki olan şey. Ay Allah'ım yarabbim. Amma karıştım. Şöyle bir düğüm atmak istiyorum. Ve burada renk değişimine gidiyorum. Son sık iğnede rengimi değiştirdim. Burada devam ediyorum. 6 sık iğne bir. Aa, pardon. Şimdi bir sıra sarıyla örelim. Yanlış söyledim. Şimdi hemen burada kahverengiyle sarıyı gizleyerek uçlarını gizleyerek bir sıra 14 sık iğne örüyoruz. Yani hiç arttırmadan bir sıra örelim. Kahverengiyle artık işimiz bitti. Yele yaparken kullanacağız bunu. Şimdilik kalan sık iğnelerimizi örmeye devam edelim. Bir sıra yine arttırmadan bu sırayı örelim. Sonra arttırmalar devam edeceğiz. Ve 14. 14 tane sık iğnem olmuştu. Siz de benimle birlikte doğru arttırdıysanız sizin de 14 tane sık iğneniz vardı. Ve bunu bir tur ördük. Şimdi arttırmaya devam ediyorum. 6 sık iğne bir arttırma yapalım. 1 2 3 4
5, 6. 6 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Yer belirleyicimi karşıya yine geçirdim. 7 sık iğneye bir arttırma yapalım. Yedi sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Tekrar ediyorum. Devam ediyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7. 7 sık iğne yaptım. Yanına tekrar arttırıyorum. Evet. Çok güzel. Bu hizamız da tamamlandı. Şimdi toplamda 18 tane sık iğnemiz oldu. Bunu da bir sıra arttırmadan örelim. Evet, bir sıra 18 sık iğnemizi ördük. Şimdi son arttırmamızı yapalım. 8 sık iğneye bir arttırma yapalım. İki, üç, dört, beş, altı. 7, 8. 8 sık iğne yaptım. 1 arttırıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 7 ve 8. 8 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. İşlemimiz bitti. Bunu ağzın üstüne dikeceğiz. Kısa gelirse bir sıra arttırmadan örün. O dengesini bulacaktır. Yerine oturacaktır. Burnumuz bu şekilde. Bunun böyle üzerine dikeceğiz bunu. Böyle üzerine dikip sonra yüzüne oturtturacağız. İşte bu kadar. Şimdi gelelim diğer vücut kısmını örmeye. Bir de
dikmeden önce şöyle bir şey yapsak iyi olacak. Ben kapatacağım. Kapatmak istemeyenler açıkta dikebilir. Bir fikir değişikliğine gidiyorum burada. Vücuda geçmeden önce şöyle bir bağlayacağım bunu. Kestikten sonra aklıma bir şey geldi de dikmek için hem kolaylık olacak benim için. Bu şekilde normalde amigurumi, tavşan vesaire bir şey yaparken ne yapıyoruz? Karşı hizasından birleştirme yapıyoruz. Ben şimdi bu burnu da bu şekilde karşılıklı koyarak, içini doldurmayacağız bu arada burnun. Şuradan karşılıklı sık iğne yaparak birleştirmek istiyorum. Çünkü zaten bunun içini doldurmayacağım için bu şekilde de kapatırsam daha şık bir güzel görüntü elde edeceğim. Evet, işte hazır. Burnumuz hazır. Hangi tarafı istersek o tarafı dikeceğiz. Şimdi yele yapacağız. Bu yaptığımız yeleği kafaya takıp aslancığın aslan saçlarını, yelelerini oluşturmak için böyle monteli bir aparat yele yapacağız. Yaptığım zaman daha iyi anlayacağız. Sihirli halka oluşturuyorum. Ve hemen bağlama zincirimi de yaptım. Ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı tane sık iğne yaptım. Yer belirleyici koyuyorum. Ve şimdi hep arttıracağım. Her sık iğnenin tepesine ikişer tane sık iğne yapacağım. Hemen birinci sık iğnemden başladım. İlmek kaydırma falan yok. Birinci sık iğnemi yaptım. Yanına hemen aynı yere ikinci sık iğnemi yaptım. Böyle bütün sık iğnelerin tepesine ikişer tane sık iğne yaparak toplamda 12 adet sık iğne elde edeceğiz. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Şimdi devam ediyoruz. Bir sık iğneye bir artırma yapalım. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir artırma yapalım.
Devam ediyoruz. 2 sık iğne bir arttırma yapmaya devam edeceğiz. 1 sık iğne bir arttırma sırası bitti. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapalım. 1 2 2 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. İki sık iğne bir arttırma sıram bitti. 3 sık iğne bir arttırma ile devam ediyorum. 1 2 3 3 sık iğne yaptım. 1 arttırıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Üç sık iğne bir arttırma sıram bitti. 4 sık iğne bir arttırma ile devam ediyorum. 4 tane sık iğne yaptım. 1 arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Dört sık iğne bir arttırmam bitti. Devam ediyoruz. 5 sık iğne bir arttırma yapalım. 1 2
2 3 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar edip tamamlayalım. Beş sık iğneyi bir arttırma sıram bitti. Şimdi artık son arttırma sırasındayız. Altı sık iğne bir arttırma yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. 6 sık iğne yaptım. Yanına bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Şimdi 6 sık iğne bir arttırma sıramız bitti. Toplamda 48 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 48 sık iğneyi bir sıra hiç arttırmadan örelim. Şimdi bir sıra arttırmadan ördüğümüz sıra bitti. Şimdi 22 sık iğne bir eksiltme yapalım. Hemen 22 tane sık iğneme başladım. 1
22 tane sık iğnemi yaptım. Yanına hemen şöyle bir eksiltiyorum. Ve tekrar 22 sık iğne örüyorum.22 sık iğnemi yaptım. Yine eksiltiyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi 19 sık iğne bir eksiltme yapalım. On dokuz sık iğne yaptım. Bir eksiltiyorum. Bu birinci eksiltme. Şimdi bir tane daha eksiltiyorum. Yani 19 sık iğne, iki kere de eksiltme yapacağız arkadaşlar. İkinciyi de yaptım. Şimdi tekrardan 19 tane sık iğne yapıyoruz. On dokuz sık iğne yaptık. Yine iki kere eksilteceğiz. Birinci eksiltmeyi yaptım. Şimdi ikinci eksiltmeyi yapıyorum. Ve bitti. Şimdi tabii ki son bir eksiltme sıramız daha var. Bu yelek kapağı bu arada. Yani saçlarını bunun üstüne ekeceğiz. 19 sık iğne bir eksilteceğiz. 19 sık iğne bir eksilteceğiz. Şimdi devam ediyorum. 19 tane sık iğne yapacağım. On dokuz tane sık iğne yaptım. Bir eksiltiyorum. Ve şimdi tekrardan 19 tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. On dokuz tane sık iğnemi yaptım ve sıramın son eksiltmesini de yaptım. Ve bitti. Bunu daha sonra kafaya yerleştirip sonra buna saç körükleyeceğiz arkadaşlar. Bu kafağı kapağımızı bu şekilde kafaya yerleştireceğiz. Sonra buraya saçları kökleyeceğiz. Buraya da kulaklarımızı getirip ön sıraya da yapacağız. Bunu yapmasanız da olur. Ay çok güzel oldu. Aa, fındığa benzemedi mi? Harbiden fındığa benzedi. Evet. Yelek kapağımız da bu şekilde hazır. Şimdi kulaklara geçelim. Ama tabii şundan dikmek için ipimi keseyim.
Şimdi kulağımızı yapalım. Onun için yine sarı renkte ipimi alıyorum. Kulağımız da bu şekilde olacak. Tabii ki bundan iki tane olacak. Birini ben önceden ördüm. İkinciyi de birlikte örelim. Şimdi sihirli halka oluşturalım. Ve içerisine 6 adet sık iğne yapalım. Bir, iki, altı adet sık iğnemi yaptım. Bir tane yer belirleyici koyuyorum buraya. Şimdi hep arttıracağız. Buradaki ilk sık iğnemin tepesinden başlıyorum. 1 2 Sık iğnelerin tepesine ikişer tane yaparak hep arttırma işlemimizi yapalım. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu. Devam ediyoruz. Bir sık iğne bir arttırma yapalım. Şimdi ilk sık iğneme birinci sık iğnemi yaptım. Yanındakine arttırıyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma yapalım. Bir sık iğne bir arttırma sırasında bitirdikten sonra toplamda 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi artık arttırma yapmıyoruz ve 4 sıra örüyoruz. Her sırada 18 sık iğne olacak. Başka arttırma yok, eksiltme de yok. Her sırada 18 sık iğne olacak şekilde toplamda 4 sıra daha öreceğiz ve bitireceğiz. Yani şöyle ilk 3 sıra 1, 2, 3. 3. sıraya kadar arttırdık. 4, 5, 6, 7. 7. sırada dahil olmak üzere örelim. Arttırmalı.
Şimdi 7. sıraya kadar ördüm. Kulağımız bitti. Bunun da hemen içini doldurmayacağız. Karşılıklı hizasına gelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet. Şu karşı hizasına gelen sık iğne tepelerinden bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde. Bitmek için de biraz uzun ip bıraktım. Evet arkadaşlar, bu aslancığımızın birinci bölümüydü. Birinci bölümümüzü hazırladım. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Çünkü uğraştırıcı, birazcık aparatları olan bir amigurumi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hemen arkadan ikinci bölüm geliyor.